Selamın aleyküm Tahsin abi. Aleyküm selam. 50 paket hokomoko istemişsin. Tamam. İndirin çocuklar. Ne o Tahsin abi, bankere çarpmış gibisin. Bir derdin mi var? Allah bendeki derdi kimseye vermesin. Yapma ya. Kabız mı oldu? Ah ah. Yoksa basurun mu azdı? Of of. Ha anladım. Karadeniz'de gemilerim battı. Ne gemisi? Dalga geçme Kamil efendi. Mal sahibi davayı kazandı. Beni dükkanımdan çıkartıyor. Desene yedin ayvayı. Ayva ki ne ayva? Benimki de aynı dert. Bana kalsa bütün ev sahiplerinin topunu kör testereyle keserim. Hı hı. Hadi eyvallah. Güle güle. Ha, haftaya 100 kutu daha getir. Sınavın nasıl geçti? Berbat. Şu geometriye hiç aklım ermiyor. Benim de. Aa kutlarım, babam mahkemeyi kazanmış. Aman iyi oldu. Ya senin baban kazansaydı da evden atılsaydık? Başka bir mahalleye taşınacaktık o zaman. Ta uzaklara. Belki de birbirimizi bir daha hiç göremeyecektik. Öyle şeyler söyleme. İyi ki babam mahkemeyi kaybetti. Senden uzakta ben ne yapayım? Ben de. Ya niye didişir bu adamlar? Bilseler çocukları birbirlerini seviyorlar. İleride evlenecekler. Onlar da dünür olacak. Şşt aman sus! Babam bir de bunu duyarsa bacaklarımı kırar. Peki biz ne olacağız? Hep böyle gizli gizli mi buluşacağız? Ne yapalım? Düşman babaların aşık çocuklarıyız. Tıpkı filmlerdeki gibi. Ne alacaktık bakkaldan? 2 kilo pirinç, 4 kalıp sabun, 1 kilo kuru fasulye, 2 kilo şeker, aa balık, hamsi. Bir de canım çekti ki. Şşşt! Kaçtan veriyorsun? Veresiyemiz yok Kamil efendi. Zaten hanım da al dememişti. Bakkala veresiyeyi yine kapatamadık vay. Şimdi ne istesem yarısını verir. Ben de 2 mislini isterim. Bakkaldaki akılda bizdeki yumurta kefesi mi? Ya Allah! Merhaba Halil efendi. 4 kilo pirinç, 8 kalıp sabun, 4 kilo şeker, 2 kilo fasulye, 1 kilo kıyma, 1 kilo kuşbaşı... Ne saçmalıyorsun Kamil efendi? Burası kasap dükkanı mı? Yok ya! Kasap dükkanı mı? Çıldırtma beni Kamil efendi! Burası bakkal, bakkal! Bakkal tabi! Niye kasabı karıştırıyorsun sen? Kasabı bakkalı bırak! Ne istiyorsan onu söyle! Kasabı bıraktım, bakkalı tutuyorum. 4 kilo pirinç, 8 kalıp sabun, 4 kilo şeker, 2 kilo fasulye... İyi! Harun Kamil bey! Borç beni aştı! Borç yiyen, kesesinden yer! Benim kesemden değil ama! Anadolu'ya gelecek ay satışa çıkıyorum. Süper prim de var. Bir kalem de öderim. Bırak bu masalları! Demin karınla kızın geçti buradan. Elleri paket dolu. Onlara gelince para var da... bize gelince mi yok? Şey... bakma sen onlara. Karı kısmı. Bak Kamil efendi. Bu sefer istediklerini veriyorum. Ama yarısını. Ne yapalım? İdare edeceğiz. Yalnız... borcunu ödemeden bir gram bir şey vermem bundan sonra. Anladın mı? Oo, Kamil efendi, hangi rüzgar attı seni böyle ha? Lodos. 1 kilo kuşbaşı, 1 kilo dana kıyma... yağlı olmayacak. Bak Kamil efendi... senin tatlı dilin dedik, selam ahbaplık dedik... ama borç beni aştı. Borç yiğidin kamçısı derler. Misal. Misal ama biz de tıkandık. Hiç değilse bir 5.000'lik at hesaba mahzun. Gelecek ay söz, 10.000. Oho! Sen para verene kadar papa Müslüman olur ya. Öyle mi?
İnşallah sünnetini de ben yaparım. Ancak bu keser ha? Esasında sen bizi sünnetliyorsun ya, neyse. Tatlı dilin aşkına 250 gram kıyma veriyorum. Ama yemini billah bu son. Mahallemize geldik, ayrılalım. Biri görürse babama söyler. Allah saklasın. Yarın gene okul çıkışı buluşacağız, değil mi? Tabii. Bekleyeceğim. Ay, tutu tutu. Maşallah. Anasının kızı ne olacak? Kraliçelere döndün. Tut bakayım şöyle. Ha. Ya bu kötü mü anne? Dur bakayım, tut şöyle. Ha? Ay! Ay! Çok yakıştı. Çok. Ay, ayakkabı anne. Ne? Ayakkabı lazım. Şöyle üstten atkılı, alçak topuklu. Alırız kızım, alırız. Dur bakayım nerede şu? Ha, ona da bakalım. Ha. Ha. Tut şöyle üstüne, dur. Ha. Papatya gibi. Gelin gibi oldu. Yürü bakayım şöyle, yürü. Ay kırıt biraz, kırıt. Kırın ha. Oo, maşallah, maşallah. Sen sus, karışma. Kıskanç. Babamın 3 kuruş fazla para kazanmak için canı çıkıyor. Siz ana kız parayı bu süprüntülere yatırıyorsunuz. Anne, bu oğlan manyak. Bana bak, manyak sensin. Ağzından çıkma. Aa, yapma, şimdi görürsün sen. Şeray. Dur bir dakika. Sen görürsün. Geç şöyle bakayım. Geç. 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 Yapma manyak. Demek var. Size bırakıyorum. Bir dakika anne. Bir dakika. Şunlara bakın hele. Bugün mü aldınız bütün bunları? Günah. Günah babama, günah. Günah. Şimdi al bunu da. Al bunu da. Bunu da. Al başını aşağı. Erol bırak. Alo buyurun. Ben kaymakam. Kaymakam bey, rahatsız ettim. Ben akıl hastanesi başhekimi Süleyman Demir. Başhekim. Oo Süleyman beyciğim. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, iyiyim, sağ olun. Bir maruzatım olacak. Bizim hastaneden geçen gün iki deli kaçtı. İki deli mi kaçtı? Nasıl kaçtı? Niye kaçtı? Neden kaçtı? Bu havada sizin kasabaya ulaşabileceklerini sanmıyorum ama gene de şüpheli iki kişi görürseniz yakalayıp bize haber verin. Tabii, hemen bildiririm. Ne biçim adamlar bunlar? Birisi kendini devamlı hakim zannediyor. Öteki zararsız. Kriz gelince harp çıkartıyor. Harp mı çıkartıyor? Vah vah vah. Bak, harp çıkartıyormuş. Nasıl biri bu? Uzun boylu, esmer, yakışıklı. Yakışıklı mı? İltifatınıza teşekkür ederim. Demek yakışıklılar da çıldırabiliyormuş. Hiç merak etmeyin. Böyle iki deliye rastlarsam derhal yakalarım. Tabii canım. Sağ olun, rahatsız ettim. Allah Allah. Bana bak. Sakın kaçan delilerden biri sen olmayasın. Aman kaymakam bey. Ben 20 senedir bu kaymakamlıkta hademelik yapıyorum. Bundan sonra hademelik yapmayacaksın. Benim özel yaverim olacaksın. Sen kaymakam değil, paşasın, paşa. Çok yaşa. Seni ilk görüşte beğendim. Gözlerin deli gibi bakıyor. Seninki de deli gibi bakıyor. İyi, demek ki anlaşacağız. anlat bakalım, bu kasabada ne dümenler dönüyor? Gel de gözlerinle gör. Evet, gidelim. Her şeyi yerinde görelim. Jandarma çavuşuna haber sal. Sen de silahını kuşan. Baş üstüne! Hı. Hoş geldiniz kaymakam bey. Kaçtan veriyorsun odunun küfesini? 5000 lira. Yani tanesi 500 liraya geliyor, öyle mi? Öyle sayılır. Şimdi ben bu odunları alır kafanı kırarım. Hı? Odunlarına el konmuştur. Halka bedava dağıtacaksın. Ama kanuna aykırı bu kaymakam bey. Kanuna aykırı mı hakimci? Hayır, usule uygundur. Dağıtılsın. Ama malım bedava gidecek.
İflas ederim kaymakam bey. Bundan önce attığın kazıklara say. Herkes ihtiyacı kadar odun alsın, hadi bakalım. Hadi al, sabır. Siz de buyurun. Teşekkür ederim. Yapmayın, durun. Birer tane alın bari. İflas ederim bakalım, yapmayın. Yapmayın, ne olur yapmayın. Kaymakam bey geliyor. Ne olursa senden olur kaymakam bey. Derdimize çare bulsun. Hoş geldin, hoş geldin. Ekmek yerine çamur yiyoruz kaymakam bey. Süpürge tohumu yediriyor tamam, bize. Tamam, halledeceğiz. Hey fırıncı. Oo kaymakam bey. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz efendim. Hoş geldiniz, buyurun, buyurun. Recep oğlum, kaymakam beye bir kahve yap. Kalsın. Şuradan bir ekmek ver bana. Ver lan. Peki efendim. Buyurun. Mis gibi kokuyor maşallah. Metresi kaça acaba? Çamaşır ipi. Dikiş iğnesi de çıkabilir. Aa yazık. Ne güzel, ben çektikçe geliyordu. Bayağı alışmıştım. Aa. Oduncudaki kız burada hakimciğim. Olabilir. Evet. Bu ip ne lan? Bir yanlışlık olacak efendim. Sen bu ipi al da donuna uçkur yaparsın. Kaza. İş kazası. İş kazası. Yakında ben de sana bir iş kazası yapacağım. Değil mi hakimciğim? Aa. Ekmeğin fiyatı 500 lira olmuş. Ne yapayım? Toptancı una zam yapınca mecburen böyle oldu. Kim bu toptancı? Kara Muratoğlu. Ah ne ala. Önce toptancı zam yapıyor, sonra sen. Aa. Oduncudaki kız gitmemiş burada. Olabilir. Vallahi o. Hı hı, olabilir. Sen de bir şeyi tutturdun mu bırakmıyorsun. Olabilir, olabilir. Anladık, olabilir. Olabilir. Ama arkamda. Bu milletin hali ne olacak? Vallahi kendileri düşünsün kaymakam bey. Kes! Ekmeğin fiyatı 50 lira. Tamam mı? Batarım. Ceza olarak elindeki ekmekleri bugün bedava dağıtacaksın. Battım. Geber. Yürüyün, bir de şu istifçiyi görelim. Bu kız da bizimle mi gelecek? Olabilir. Olabilir. Ay çıldıracağım ya. Fark etmez. Ha. Hele şükür değişik bir şey söyledin. Gel seni bir öpeyim. Olabilir, fark etmez. Arkadaşlar, ekmeğin fiyatı bundan sonra 50 lira. Bugün bedava. İsteyen alsın. Mavi masmavi, gözleri boncuk mavi, bir gördüm aşık oldum. Allah Allah, sen nereden çıktın ya? Seni sandal mı doğurdu? He?
Kim bıraktı seni buraya? Nerede annem baban? Ağlama oğlum. Ağlama kızım. Ağlama be yavrucuğum. Oğlum dedik, kızım dedik. Ağlama dedik. Söz dinle bakalım. Sus da kim bıraktı seni buraya arayalım. Hay Allah, nerede seninkiler ya? Hemşerim, bunun anasını gördün mü? Görmedim abi. Belli sen Galatasaraylısın. Onlar çok ağlar. Yo, hemen kızma. Beşiktaşlısın, şaka yaptım. Ulan kurban olduğum kara kartal, adım bile yetiyor. Nasıl da sustu, şuna bak. Ne kadar şeker, değil mi? Sandala bırakmışlar. Kim bakar, kim büyütür hap kadar çocuğu? Buna bir anne lazım, değil mi? Siz alsanız çok yakışır. Ben? Ben mi? Nur topu gibi bir çocuk. Hem de Beşiktaşlı. Piyango bu. Al, al. Çok, çok isterdim ama imkansız. Bak nasıl sevdi sizi. Gülümsüyor. Alın, alın. Hadi alın. Allah Allah! Neden kaçtı bu kız ya? Güzel kızdı, değil mi? Ama korkuttum onu, bak kaçtı. Ne olacak şimdi? Biz kendimizi zor geçindiriyoruz, bir de sen kaldın başımıza. Gönlüm senden ayrılmaya razı değil ama ekonomik durum yaş. Söz aramızda memleketin de. Ah! Ne oluyor ya? Utanmaza bak! Ne oldu? Bir yerimiz mi açık? O bıraktığın ne? Görmüyor musun çocuk? Düşünmeden peydahlar, sonra kedi yavrusu gibi sokağa! Sende hiç Allah korkusu, hiç vicdan yok mu? Elhamdülillah Müslümanız! Ondan mı atıyorsun çocuğunu? Çocuk benim değil ya! Sandala bırakmışlar! Sen onu başkasına yuttur! Ah, indir, bana bak, indir aşağı! Çok yüksek burası, indir dedim! İndirsene be! Yüksekten benim başım döner, indir! Al çocuğu, yoksa doğduğuna pişman ederim seni! Ah! Ah, kase kırıldı! Al çocuğu dedim sana! Tamam abiler! İtiraz mı ettik? Hava sıcak, susamıştır! Soğuk gazoz alıp getirecektim! Onun için koydum buraya! Gel canım! Canım benim! Hanımmış benim ya! Müsaadenizle! Bunlar öcü yavrum! Dur yavrum! Geliyorum! Ağlama! Al sana bir kardeş, bak! Çocuğumu çalıyor! Ne çalması ya? Utanmaz dur! Dur diyorum! Bak görmüyor musun, cabasını verdi! Ne cabası? Cabasını vermiş! Benim başımdaki bana yetiyor! Al çocuğunu! Selamun aleyküm! Aleyküm selam! Ne sevimli değil mi? Maşallah! Allah bağışlasın! Çok sevdin! Hediyem olsun! Böyle evlat her kula nasip olmaz! Deli misin yahu? Alay mı ediyorsun akşam akşam? Bak bak! Yakından bak! Kokla! Mis gibi kokuyor değil mi? Hadi öpüver amcası! Tövbe tövbe! Kaçık mıdır nedir? İsmet ayağına geldi, kaçırma! Kiminin milyonları var, böyle bir çocuğu yok! Şu gözlere bak, badem! Yanaklar elma, dudaklar kiraz! Hı hı. İnsanın yiyesi geliyor! Korkma, para pul da istemiyorum! Yeter be! Git çocuğu olmayana ver! Bende tam 13 tane çocuk var! 13 tane mi? Hı hı. Çok sakıncalı! Öyleyse bunu da almak zorundasın! Yahu deli misin, nesin kardeşim? Duymadın mı, tam 13 tane çocuğum var dedim! 13 uğursuz rakamdır. Başına bir kötülük gelir. Bunu da al, 14 olsun. Hayatın kurtulur. Ay, peki. Hadi dur, eyvallah. Dur yahu, nereye gidiyorsun kardeşim? Dursana kardeşim! Kız Hayriye, nereye böyle selamsız babansız? Hiç uğramıyorsun. Kusura artık. Bakma, görmedim. Vakit mi kalıyor abla, bulaşık, çamaşır, çocuk, yemek. Evde 13 tane. Bir de bu, etti 14 tane. Aklımı kaçıracağım. 13 uğursuzmuş, uğursuz senin. Şu Hayrullah Bey'in gelini var ya, şoför Ahmet'e kaçmamış mı? Deme! Kocası ne yapmış? Ne yapacak zavallı? Kendini içkiye vermiş.
Ay çocuk değil canavar, iki laf konuşturmaz, geldim çocuğum. Vay alçak herif, gene arabaya koymuş çocuğu. Oh! Bu ne? Ah, ikiz çocuk ne kadar güzel. Seni utanmaz seni, bir de alay ediyor. Çabuk al çocuğunu! Benim çocuğum değil, al ben diyorum. Onu sandaldan bak anlatayım, benim değil canı! Al diyorum sana! Niye alayım şimdi ya? Şimdi bağırır, ümmet-i Muhammed'in bağırır, toplarım bağır. Başına! Pardon, manyak bu karı ya! Bu çocuk... Coca-Cola? Ne oluyor hemşire? Kör olası herif! İkide bir çocuğunu benim arabama bırakıyor! Ulan gene mi sen, çocuğu? Abicim, yok be abi, bir yanlış anlama oldu. Kola içiyordum. Belki kaçar diye arabaya koymuştum. Çok hızlı koşar da, ya! Çok hızlı koşar! Oo, koşucu olacak! Mehmet yurda dön! Boyu devrilesice herif! Koskoca fabrikatör Naci Akman sekreterinden çocuk peydahlasın. Hem de tam nikahımız kıyılmak üzereyken. Ya çevremizde duyulsa ne yapardık? Seni bu kadar sevmesem bu rezalete dayanamazdım. Nesrin? Ne oldu? Sahilde bir sandala bıraktım. Gören falan oldu mu? Hayır, olmadı. Bu iyiliğini unutmayacağım. Annesi doğumda ölmese, aylık bağlar ömür boyu bakardım. Sana yardım ettiğime çok pişmanım amca. Korkunç bir şey bu. Rüyalarıma girecek hep. Amcanın gazetelere manşet olması daha mı iyiydi? Düşün bir kere. Amcan düşünmeliydi kızı baştan çıkarırken. Zavallı Hülya! Kes sesini! Utanıyorum senden amca. Şu lüks hayatı yaşarken utanmıyordun ama. Ondan da utanıyorum. Beni siz büyüttünüz. Bu işi de kendimi size borçlu saydığım için yaptım. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Bravo. Canım yavrum. Buyur güzelim. Allah bir yaz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Buyurun. Ne güzel bir bebek böyle. Geline bebek yaraşır. Ay canım benim, güldüm benim, güzelim benim. Ne güzel şeysin sen öyle. Ay canım. Bu ne? Düğün hediyesi. Sen yaşta erkeğe nasip olmaz. Çekil be, terbiyesiz herif. Ver şunu bana. Al çocuğu, istersek biz kendimiz yaparız. Değil mi şekerim? Yaparız değil mi? Amca, sen hangi takımı tutuyorsun? Ben mi? Galatasaray. O zaman hiç yapamazsın. Ağın gitmiş, vağın kalmış senin. Ne istiyorsun? Bu çocuğu vermeye geldim de. Dur, dur bakalım. Öyle her gelen çocuğu almayız biz. Usullere, nizamlara, talimatnamelere uygun olacak. Yani anasız babasız olması ilk şart. Tamam. Aynen bu öyle işte, buyurun. Olmaz, önce muhtara gideceksin. Çocuğun kimsesiz olduğunu gösterir, ilmuhaber alacaksın. O ilmuhabere çocuğun kimsesizler yurduna kabul edilmesini isteyen dilekçeni ekleyerek belediye doktoruna gideceksin. Çocuğun hiçbir hastalığı olmadığına dair resmi raporu ekleyip ilmuhaber ve dilekçeyle beraber komisyona müracaat edecek, gün alacaksın. İki veya üç ay içinde komisyon seni ve çocuğu kabul edip görecek. Bu sırada çocuk hakkında tahkikat ve polis soruşturması yapılacak. Dilekçende yazdığın hususlar doğru ise komisyon çocuğun buraya alınması için Yurtlar Müdürlüğü'ne tezkere yazacak. Tezkere bize intikal ettiğinde sana davetname gönderip çağırtacak ve... İlmuhaber, muhtar, sağlık raporu, komisyon, tahkikat, Yurtlar Müdürlüğü'nden tezkere, davetname... Ulan bunlar olana kadar büyür askere gidersin sen be! Sen de hak verdin değil mi? Sonunda kaldım başıma işte. Ben garip bir adamım. Tencerede pişirir, kapağında yerim.
Nasıl bakarım sana? Seni çok sevdim. Ama en iyisi ayrılmamız. Bak, burası zengin mahallesi. Varlıklı biri alır seni, adam gibi büyürsün. Hadi eyvallah. Hani anlaştıktı? Var mı su koy vermek? Anlaşıldı. Sen benim kısmetimsin. Karınca kararınca yaşarız. Allah büyük. Belki enflasyon da düşer. Belki de fakir fukara fonundan, fakfuk fondan yararlanırız. He? Laf aramızda ben de çok yalnızdım zaten. Aldık, kabul ettik işte. Hala ne alıyorsun? Üf, bu ne koku be? Aa, vay anacığım. Sen kızsın ya. Ben erkek sanmıştım. Büyüyünce Beşiktaş'ta oynar, transfer parasından nasipleniriz demiştim. Ama zararı yok. Kız basket takımında oynarsın Beşiktaş'ın. Hı? Keyfin yerine geldi tabi. Seni sokağa atan ananın babanın suratına köpekler işesin. Yetmez ya. Hı? Kız. Bir elime geçerlerse bir kaşık suda boğacağım vallahi. Allah Allah, bu ne gürültü? Ah, bizimkiyle sohbet ediyorduk. Üstüme iyilik sağlık. Nereden çıktı bu? Hangi şıllıktan peydahladın? Kayıktan. Kayıktan mı? Hı. Hadi be zevzek, kayıktan çocuk olur mu? Senden oluyor da kayıktan neden olmasın? Şimdi ayağımın altına alırım seni. Şaka yaptım be Şaheser abla. Kayıkta buldum. Sonra da aldın elin piçini, getirdin başımıza. Kelimelerine dikkat et, resmen babası sayılırım. Şan babası. Sen önce kendi karnını doyur. Fare giremediği deliğe poposuna kabak bağlayıp öyle girmeye çalışırmış. Çocuğu veren Allah rızkını da verir. Sen önce bizim 3 aylık kirayı ver. Kaçmadık be abla. Bakarsın at yarışlarında bir altılı tuttururum. Ya da Toto'da 13+1. Senelik peşin atı veririm önüne ya. Ufak ufak at da civcivler değilsin. Ağlama yavrum benim, ağlama. Gel bakayım. Ah canım benim, ah güzelim, kayık mı doğurdu seni ha? Oh canım benim, hanimiş güzelim, hanimiş canım. Oh karnı acıktı bunun, meme istiyor. Meme istiyor değil mi? Ben vereyim. Hadi oradan be, zevzek sende. Öyleyse dolapta kuru fasulye vardı, hemen ısıtıp getireyim. Manyak mısın sen be? Parmak kadar çocuk kuru fasulye yer mi? Ben yiyorum ama. Ziftin pekini ye. Mersi. Lahmacun versem, yahut Adana kebabı, 1,5 acılı, olmaz mı? Sen iyice kaçırdın. Bebek sulu şeyler yer, sulu. Sulu şeyler mi? Ha, dolapta mercimek çorbası var. Dur Allah'ın cezası. Ne? Ha, çıldıracağım şimdi. Bu kadar bebek süt içer, süt. Süt içer tabii ya. Yahu nasıl da düşünemedim. Hep aklımı sen karıştırdın. Öyleyse hemen gidip süt alıp geleyim. Ağlama yavrum, ağlama güzelim benim. Ağlama canım. 150 liracık bozukluğun var mı? Gel Allah'ın cezası var. Gel al al. Al sağ hadi. Ol. Ağlama, ağlama güzelim benim. Ağlama canım benim. Güzelim benim. Ne alacaktım? Ha süt. Ay Allah'ım, süt tabii. Annenin kitabı. Heh, tamam. Şuradaki kitabı verir misiniz? Buyurun. Bunu alırsam iyi anne olurum değil mi? Ha? Şey yani, iyi baba olurum diyecektim de şaşırdım. 8 haftalığa kadar çocuğa verilecek süte yarı yarıya su eklenir.
azalan şeker miktarını karşılamak için 1 litre süte 50 gram bildiğimiz şeker eklenir. Kız, iç kızım, kız. Ha?